Kıymetli dostlar, gündemde neler var kanalına tekrar hoş geldiniz. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere sizlerleyiz. Bizlere destek olmak için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olup videomuza nokta dahi olsa yorum yapmayı ihmal etmeyin. Destekleriniz için teşekkür eder, iyi seyirler dileriz. Değerli izleyenler, Pentagon'dan açıklama geldi. Rusya, Ukrayna sınırına yığınağı artırdılar. Amerika Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın bölgelere askeri yığınağını artırarak ancak burada halen çatışmanın kaçınılmaz olmadığını savundu. Rusya'nın direkt yaptığı saldırılarda bugüne kadar 1200'ün üzerinde Ukrayna askeri öldü. Günlük basın toplantısında soruları yanıtlayan Kirby, Amerikan Savunma Bakanı Austin'in gün içerisinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile Amerikan Avrupa ve Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Orgeneral Todd Walters'in de dahil olduğu üst düzey bir toplantıda Ukrayna sınırının yakınlarındaki Rus askeri yığınağını ele aldığı söyledi. Kirby, görmeye devam ettiğimiz şey yeni kabiliyetlerin getirildiğidir. Başkan Putin, ülkesinin batısına ve Ukrayna'nın çevresine ek askeri kabiliyetler getirmeye devam ediyor dedi. Yarın Amerikan Başkanı Joe Biden'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirileceğine işaret eden Kirby, Austin'in halen diplomasi ve liderliğin söz konusu krizde fark yaratacağına inandığını kaydetti. Sözcü, burada çatışmanın kaçınılmaz olduğuna inanmıyoruz. Halen en iyi sonuca varmak için diplomasiye yer ve zaman var değerlendirmesi yaptı. Kirby, Ukrayna'ya ek askeri yardımlar veya ülkedeki Amerikan askeri destek birlikleri hakkındaysa bilgi vermekten kaçındı. Çin'in Ekvator Gine'sinde kalıcı askeri üs kurma niyetine ilişkin haberleri de değerlendiren sözcü, Ekvator Gine'sinin bağımsız bir ülke olarak buna karar verecek merci olduğunu belirtti. Ancak sözcü, diplomatik kanallardan Ekvator Gine'sine Çin'in o ülkede üs kurması konusunda kaygı duyduklarını ilettiklerini kaydetti. Kirby, Çin'in birçok Afrika ülkesini tehdit ederek kendi ulusal güvenlik menfaatlerini bu vesileyle ilerletmeye çalıştığını ifade etti. Değerli izleyenler, haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberde buluşmak ümidiyle hoşça kalın.